Efendim EkoTürk TV ekranlarından tekrar herkese merhabalar. Bu sefer de araştırma masası programı ile karşınızdayım. Son dakika haberimiz var. Bank of England, yani diğer bir tabirle İngiltere Merkez Bankası faizi 50 bas puanlık arttırdı ve %3,5 seviyesine yükseltti. Zaten dün itibariyle Fed'in faiz arttırım hızını 75 bas puandan 50 bas puana yavaşlatmasıyla beraber bugün itibariyle hem İngiltere Merkez Bankası'ndan hem de Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırım hızını yavaşlatması bekleniliyordu. İngiltere Fed'e uyumlu bir hareketle bulundu. Şimdi sıra Avrupa Merkez Bankası'ndaki, çok büyük ihtimaldir ki piyasalardaki genel beklenti bu şekilde. Avrupa Merkez Bankası da 75 bas puanlık faiz arttırımını ara verip 50 bas puana çekecek gibi bir görüntü var. Çünkü genel itibariyle piyasalardaki beklenti bu. Tabii ki bu konuları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Hem de Borsa İstanbul'a bakacağız. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Volkan Dükkancık'la beraberiz. Volkan merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Eren, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen tabii sürekli Perihan'la yayındasın. Ben de seni bir boş bulmuşken hemen dedim bir alayım. Umarım iyi yapmışsın. Çok güzel oldu. Şimdi Volkan, dün biraz dilersen seninle Fed'i konuşalım. Yani 75 bas puandan 50 bas puanı artık gevşetti. Yani yumuşattı faiz arttırım hızını, ki zaten bu da belliydi ama yani piyasalara şöyle bakıyorum, yurt dışı negatif bölgedeyiz. Hem Avrupa tarafı hem de Amerika cephesi negatif bölge, ki bu negatif bölgede olunmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de Powell'ın dün yapmış olduğu sözcükler olarak nitelendiriliyor. Yani öyle piyasalarda çok da fazla rehaveti beraberinde getirecek, piyasaları rahatlatacak cümlelerden uzak kaldığına ilişkin bazı değerlendirmeler söz konusuydu. Ama ben şöyle bir baktığımda neler söylemiş diye, aslına bakarsan geçmiş ile bugün, daha doğrusu dün yapmış olduğu açıklamalar arasında öyle çok ciddi bir tezatlık görmedim. Piyasalar ne bekliyordu da Powell'ın yapmış olduğu açıklamalardan rahatsızlık duydu? Sen nasıl değerlendirdin genel olarak? Aslında bence piyasa çok bir şey, bundan farklı bir şey beklemiyordu. Birazcık beklenti gerçekleşti. Şu an önde bir havuç kalmadı gibi algıladı. Hı. Belki bir tık faize tepe noktasını 5.1'e çekmiş olmaları 2023 sonu için. Hani 5'in üzerine çıkması piyasaya bir acaba dedirtmiş olabilir. Onun da ötesinde 2024'ün sonunda da faizi 4.1 bekliyorlar. Yani bu ne demek? Biz 5.1'e çıkacağız ilk çeyrekte 2023'te ve 2024'ün sonuna kadar geleceğimiz yer en fazla 4 olacak. Yani faiz en fazla 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapacağız sonraki 1,5 yılda demek bu. Piyasa tabii neyi görmek istiyor? Bir an önce faiz artırımları bitsin, birkaç ay bekleyelim, sonra da faiz indirimlerine başlayalım hevesinde piyasa. Ama bunu beklemek biraz fazla iyimserlikti. Ben dolayısıyla hani Powell'ın açıklamalarında, Fed'in kararında en ufak bir sürpriz görmedim. Bence çok şahin de bir ton değil. Piyasanın beklemesi gereken açıklamalar bunlardı. Çünkü şunu gözden kaçırmamak lazım Eren. Fed piyasayı çok fazla rehavete sürüklemek istemiyor. Yani böyle borsada bir hal olsun, tahvillerde bir hal olsun, her yer böyle yeşil yeşil olsun, moraller düzelsin falan gibi bir durum istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü Amerika'da borsaların yukarı gitmesi, çünkü Amerikan halkının önemli bir kısmının yatırımları borsa ve borsaya dayalı enstrümanlarda, borsada bir rally olduğu zaman yatırımcılarda bir gelir artışı, servet etkisi yaratarak tüketim artışlarını tetikliyor. Biz zaten neyi biliyoruz? Amerika'da istihdam piyasası zaten tüm faiz artırımlarına rağmen hala çok güçlü, çok sıkı. Ve ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı devam ediyor. Ve ekonomide son çeyrekteki büyüme rakamına baktığımız zaman yine tüketim harcamaları destekli bir büyüme söz konusu. Dolayısıyla şimdi biz bu enflasyona neyle çıktık yola? Hep dedik işte arz yönlü endişeler, arz tedarik sıkıntıları, enerji fiyatlarının yüksekliği dedik. Ama şu çok gözden kaçmasın, bunun yarattığı ikinci talep etkileri de söz konusu. Özellikle Amerika tarafında bahsettiğim bu istihdam piyasasının güçlü yapısı ve Amerikan ekonomisinin kendi o güçlü tüketim dinamikleri. Şimdi eğer piyasalarda bir rehavet oluşursa, tam enflasyonda son 1-2 aydır bir yavaşlama eğilimi görülürken özellikle enerji fiyatlarına bağımlı olarak, bu kez tüketicileri fazlaca bir rahatlık ve talep yönlü bir baskıya yöneltirse Fed, bu sefer de talep yönlü bir baskıyla enflasyondaki düşüşü engellemiş olacak. Yani özetle Fed hem piyasaların hem de yatırımcıların hem de tüketicilerin rehavete kapılmasını istemiyor ve bunun için de
güçlü bir söylem geliştiriyor. Her ne kadar bu güçlü söylem piyasaların böyle çok hoşuna gitmemiş olsa da bence bunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Ve FED muhtemelen 2023'ün ilk iki toplantısından 50-25 ya da 25-25 şeklinde faizi 5'e çekip bence beklemeye geçecek. Ama bu süreçte söylemler şahin tonda kalmaya devam edecek. Bu bahsettiğim senaryo nedeniyle talep tarafından enflasyonu bir tur daha körüklememek adına. Piyasa tabii böyle daha hoşuna gidecek şeyler duymayı bekledi FED'den. Artık bu işin sonuna geliyoruz. Bitiyor. Faiz arttırımına da bitiyor. Her şey çok güzel olacak gibi açıklamalar beklediyse piyasa yanlış bir beklentiye girmişti. Belki onun bir hayal kırıklığı olabilir. Ama ben büyük resimde artık bu işin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Amerika'nın da çok ciddi bir resesyona girmeden, hatta eksi büyümeler görmeden süreci atlatabileceğine olan inancım tam. Çünkü hala istihdam piyasası güçlü, hala tüketim talebi güçlü. Piyasaların önümüzdeki yılın başından itibaren yavaş yavaş bu senaryoyu fiyatlamaya başlayacağını ve artık yurt dışı piyasalarda bardağın dolu tarafına görme eğiliminin yavaş yavaş hakim olmaya başlayacağını düşünüyorum. Peki önümüzdeki riskleri nasıl değerlendirmek istersin? Mesela az önce sen de söyledin. Zaten bölgesel FED başkanlarının da yapmış oldukları medyan tahminlerde genel olarak %5.1. Ben bunu aslında bakarsan 5.1 olarak nitelendirmiyorum. %5-5.25 bandında bir politika faizi belirleme noktası olarak nitelendiriyorum. Dolayısıyla bu da aslında bakarsan daha önceki yapılan sözlü yönlendirmelerle oldukça uyumlu. Fakat biz bu 5-5.25 bandına çok fazla takılmalı mıyız? Yani şunu sormak istiyorum. Sence riskler biraz fazla mı kulak arkası ediliyor? Çünkü mesela Goldman Sachs diyor ki enflasyonun en kötünün geride kaldığına ilişkin çok fazla rapor ve analiz var. Fakat biz en azından şimdilik aynı şeyi düşünmüyoruz. Çünkü Çin tarafına biraz daha odaklanılması gerekiyor. Orada sıfır COVID politikasından yavaş da olsa bir vazgeçiş söz konusu. Bu ekonominin açılmasını beraberinde getirir, iş talebi kuvvetlendirir. Küresel talebi kuvvetlendirir. Dolayısıyla emtia fiyatlarının yeniden yükselmesiyle beraber enflasyonunda bir yukarı hamleyi tekrardan gösterme ihtimali oluşabilir. Bu durumda Merkez Bankası'nı zor durumda bırakabilir tarzında bir raporu var. Mesela bu çok önemli bir risk olarak ve ciddi alınması gereken bir risk olarak masada kalması gerekiyor mu sence? Bence haklı. Ya benim ana senaryom değil ama haklılık payı var. Az önce söylemeye çalıştığımda oydu aslında Eren. Yani şu an Amerika'daki enflasyonun geri gelişiyle hani hep biz konuşuyoruz ya içeride baz etkisi, baz etkisi diye. Onlarda da aslında baz etkisiyle ve özellikle enerji ve benzin fiyatlarındaki gerilemeyle enflasyon Amerika'da aşağı geliyor. Yani diğer çekirdek tarafa enerji ve gıda fiyatlarını çıkarıp baktığında oradaki yavaş geri çekilme daha yavaş. Çok ve doğru. Hala aslında güçlü. Dolayısıyla böyle bakıldığında eğer bu enerji fiyatlarındaki aşağı geliş sınırlı kalırsa herhangi bir jeopolitik risk ya da Çin'in tahminlerin üzerinde bir hızlı toparlanma gösterip tekrar tüm emtialar için başta petrol olmak üzere tüm emtialar için güçlü bir talep ortaya koymasıyla bir tur daha biz petrol yine başta olmak üzere enerji fiyatlarında, emtia fiyatlarında bir yukarı seyir görürsek bu bence çok ciddi bir risk. Ve şöyle de bir senaryo ortaya çıkarır. Benim en korktuğum senaryo o. Ben %15 olasılık veriyorum ona 2023 senaryolarım için ama ciddiye alınması gereken bir risk. Şöyle ki eğer tüm önlemlere rağmen enflasyonda biz neyi kastediyorum? Bu merkez bankalarının sıkılaştırma yönünde resesyon pahasına aldıkları bu faiz artırım kararları eğer enflasyonu beklendiği gibi aşağı getiremezse bu süreçte büyümeler de aşağı gelir ama enflasyon aşağı gelmezse o zaman işte piyasalar başka bir senaryo fiyatlamaya başlar. Bence piyasalar için böyle oldukça kara bir senaryo gündeme gelir. Çünkü merkez bankaları faiz artırım konusunda atabilecekleri kurşunların çok önemli bir kısmını attılar, tükettiler. Ve hala enflasyon aşağı gelmiyorsa o zaman piyasalar bir daha düşünecektir. Bu iş nasıl çözülür diye. Ya bir tur daha faiz arttırımları gündeme gelir ki bu piyasaları allak bullak eder. Ya da artık enflasyonun bir şekilde yağmur doğasına çıkıp enerji fiyatlarının aşağı gelmesi. Ya da Rusya-Ukrayna krizinin hızlı bir çözümünü gündeme getirmek zorunda kalabilirler. Ama dediğim gibi ben bu riskleri azımsamıyorum ama ana senaryom olarak da şu an görmüyorum. Hani Goldman'ın tahminlerini, J.P. Morgan'ın da buna benzer bir raporu vardı. Çok fazla iyimseriz, Amerikan borsalarında düşüş bitmedi diye. Ben çok öyle düşünmüyorum.
Çünkü ciddi bir sancıyla geçirdiler. Hem tahvil yatırımcıları hem borsa yatırımcıları Amerika'da ciddi kayıplar yaşadılar bu sene. Fonlar berbat durumda. Ben bu 2023'teki bu kayıpların, 2022'deki bu kayıpların 2023'te telafi çabasında olacaklarını düşünüyorum. Ana senaryomu bir daha özetlemem gerekirse, büyümelerde çok uzun süreli olmayan yavaşlamalar, belki iki çeyreklik bir eksi büyüme ama sonrasında bir toparlama. Özellikle Amerika için, Avrupa için senaryom biraz daha kötümser diyebilirim. Ve enflasyonun da yavaş ve kademeli olarak düşmeye devam etmesi. Fed'in de Şubat ve Mart toplantılarında 2 faiz artırımı daha yapıp %5 ya da %5.25 seviyesinde faizi getirip 2024-2023 sonuna kadar faizi burada tutması bence piyasada yılın başından itibaren, önümüzdeki yılın başından itibaren bu senaryoyu fiyatlama eğiliminde olacak. En azından ilk çeyrek için ben biraz daha yurt dışı borsalarda olumlu tablolar göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Peki Volkan, tüm bu senaryolar dahilinde dolar endeksinin 100 seviyelerin altını test ettiğini ya da belki de oralarda kalıcılık sağladığını görebilir miyiz? 100 etrafında bir dengelenme bekliyorum. Yani 115-116 seviyelerinde konuşurken özellikle euro dolar paritesinde paralelde 0.94-95 seviyelerinin artık yavaş yavaş dolardan euroya geçmek için bir fırsat olduğunu hep konuştuk. Şimdi buradaki yani doların güçlenmesinin ardından yavaşlaması da fiyatlandı. Yani dolardaki güçlenmenin artık yavaş yavaş sonuna geldiğimiz de fiyatlandı. Dolayısıyla ben buradan bir tur daha yüzün altına hızlı bir hareket beklemem. Benim parite için beklentim 1.04-1.10 aralığında bir hareket. Bu da dolar endeksi için kabaca 0.98-110 bandında bir harekete denk gelir. Benim ilk çeyrek beklentim parite için 1.05 etrafında, dolar endeksi için de 110 etrafında çok uzaklaşmadan dönem dönem gelecek veriler ve söylemlerle bundan sonra, çünkü artık özellikle FED işin sonuna geldiği için faiz arttırma sürecinde faiz politikası ile ilgili açıklamalar ve FED'in açıklamaları değil de biraz daha ekonomik veriler bence belirleyici olacak parite ve dolar endeksi üzerinde. Biz Amerika'da enflasyonun yavaşlamaya başladığını gördükçe bence yavaş yavaş dolar endeksi 100 seviyelerine doğru süzülecek. Ama sonrasında şu bence devrilecek. Bu sefer piyasalar bakacak. Evet, enflasyon Amerika'da yavaşlıyor ama büyüme o bölgesine göre hala düştü. Bu sefer bu yüzden çok fazla yüzün altını beklemiyorum. Büyümedeki güçlü seyirde bu sefer doları güçlendirecek. O yüzden yüzün altına çok gelmeyen ama 110 seviyelerinde aşamayan bir dolar endeksi benim önümüzdeki bir çeyrek için beklentim diyebilirim Eren. Volkan, son dönemde sen de dediğin gibi yani aslına bakarsan düşük bir büyüme temposu bekleniliyor ama bu düşük büyüme temposunun çok da uzun sürmeyeceğine ilişkin tahminler de var. Çünkü zaten dün Fed'in projeksiyonlarında da bunu çok net bir şekilde gördük. Mesela Fed üyelerinin genel yine medyan beklentisi, yani o beklentinin orta noktasına baktığımız zaman bu yıl için %0.2'den 0.5 seviyesine çekilmiş. Ama önümüzdeki yıl daha önemli bir revize var. Çünkü daha öncesinde %1.2 oranında büyüme bekliyordu Fed üyeleri. Yani genel olarak orta nokta olarak, ama o büyümeyi %0.5'e çekmişler. Peki sana şunu sormak istiyorum. Şimdi hem Avrupa tarafından bahsediyoruz, hem Amerika tarafından, hem de küresel ölçekte değerlendirdiğimiz zaman artık bizim çok fazla resesyon kelimesini kullanmadığımız mesela dikkatimi çekti. Bu tehlike ve bu risk masadan mı kalktı? Yoksa piyasalar bu riski görmek istemiyorlar da mı bu şekilde davranıyorlar? Nasıl değerlendiriyorsun mesela bu konuyu, resesyon ihtimalini? Bir söylediğine daha yakınım. Az önce aslında onun altını çizmeye çalıştım. Piyasalarda 2022 yılının düşüş yorgunluğu var Eren. Yani çok fazla değer kaybetti. Her cephede dayak yedi yatırımcılar ve fonlar. Hem Amerika'da hem Avrupa'da. Dolayısıyla artık hani bardağın dolu tarafını görme eğilimi var. Aslında şu an bardak hala yarı yarıya boş. Ama bir yandan da yarı yarıya doldu. Dolayısıyla dolmasının nedeni de bu risklerin önemli ölçüde yıl boyunca fiyatlamasını aslında kastediyorum. Dolayısıyla piyasalar, biz zaten riskleri fiyatladık. Bu riskleri bütün yıl boyunca konuştuk. Artık biraz daha önümüze bakalım diyor. Yani piyasalar neyi fiyatlama eğilimindedir genel olarak? 6-9 ay sonrasını ekonomideki beklentileri fiyatlama eğilimindedir. Özellikle borsalar cephesinde. Dolayısıyla piyasa ne diyor? Evet, ilk çeyrek boyunca enflasyon yüksek kalmaya devam edecek ama eğilim aşağı. Büyümelerde evet aşağı gelecek. Biz bu bütün faiz artırımlarının kümülatif etkisini daha görmedik. Muhtemelen 2023'ün ilk çeyreğinde ve hatta ikinci çeyreğinde de bu faiz artırımlarının etkisini göreceğiz. Ama yılın ikinci yarısından itibaren, yani 2023'ün ikinci yarısından itibaren artık biz
büyümelerin de yavaş yavaş toparlandığını görmeye başlayacağız. Ve piyasa o ilk çeyrekteki büyümelerdeki zayıflığı değil de ikinci yarıda olası büyümelerdeki toparlanmayı, fiyatlamayı tercih ediyor. Onu da aslında çok irrasyonel bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum ben. Nedeni dediğim gibi hep 6-9 ay sonrası olacakları ekonomideki beklentileri fiyatlama eğiliminde borsalar. Ben o tarafta dediğim gibi çok irrasyonel olmadığını düşünüyorum fiyatlamaların. Biraz resesyon söylemlerinin geride kalmasını da ben özellikle Amerika'ya bağlıyorum. Amerika'nın güçlü duruşuna bağlıyorum. Çünkü Amerika'daki güçlü istihdam piyasası bence orayı özellikle Amerika tarafının resesyonu böyle teğet geçeceği beklentisinin ağır basmasından kaynaklanıyor. Ama Avrupa için ister biraz daha fazla. Özellikle bu enerji tarafında evet şu an işte doğal gaz depolarımız dolu, bu kışı rahat geçiririz gibi söylemler olsa da havaların bir anda soğuması ki geçtiğimiz hafta mesela Avrupa'da biraz havalar soğuyunca hemen %100 dolu olan doğal gaz depolarının %80'lere düştüğü görüldü. Dolayısıyla eğer oradan ikinci bir tur böyle enerji kaynaklı bir sıkıntı yaşarsa Avrupa, biz çünkü geçtiğimiz 2-3 ay neler gördük Eren? Birçok fabrika üretimlerini durdurdu. Doğru. Ya enerji maliyetlerinden ötürü ya da talep eksikliğinden ötürü Avrupa tarafında. Eğer bu haberler çoğalırsa Avrupa için resesyon söylemlerini kışın ortalarında bir tur daha konuşuyor olabiliriz. Ama Amerika bence burada esas belirleyici olacak. Hala dünyanın en büyük ekonomisi. Tabii burada Çin'i de göz ardı etmemek lazım. Çin'de de büyüme ciddiye başladı. Orada %3,5-4 büyümeler bence çok böyle hani sorgulanması gereken büyümeler. Öyle bir potansiyel olan ülkenin ben Çin'de %5'in altındaki büyümeyi neredeyse resesyon olarak tanımlıyorum kendi içinde. Ama orada da arka arkaya başta konut sektörü olmak üzere önlemler alınıyor. Covid tedbirleri ciddi anlamda gevşetiliyor. Çin'deki toparlanmanın ve Amerika'daki görece güçlü ekonomik duruşun böyle bir küresel çapta bir resesyona neden olmayacağı beklentisi bence bizi biraz bu tarafa getirdi. Ama bölgesel bazda ve ülkeler özelinde de başta Almanya ve İngiltere olmak üzere ben resesyon söylemlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Amerikan ekonomisi çok dinamik ve tek elden yönetilmeye ve verilen ilaçlara hemen tepki vermeye müsait bir ekonomi. Ama Avrupa bölgesi öyle değil. Birbirinden çok farklı dinamikteki ülkelere sahip. Yani bir İngiltere, bir Amerikan ekonomisiyle bir İspanya, İtalya ekonomisini dürtmek çok daha farklı dinamikler ve aksiyonlar gerektiriyor. Siz şimdi tek bir aksiyonla bütün ekonomilerden aynı tepkiyi almayı bekliyorsunuz. Çok kolay değil. Dolayısıyla biz Avrupa ekonomisi içinde ayrışmalar da göreceğiz. Bu süreçte de sanki İngiltere en yakın gibi duruyor bir resesyona. Orada bence birkaç çeyrek eksi büyüme göreceğiz. Hatta içinde bulunduğumuz çeyrekte de muhtemelen İngiltere ekonomisi daraldı. Almanya'da benzer bir durum görebiliriz. Ama onun haricinde yani olaya biraz küresel çapta baktığımızda Amerika'nın güçlü duruşu, Çin'deki toparlanma beklentileri sanki bir küresel resesyondan kaçınacakmışız izlenimi yaratıyor. Biraz belki bu resesyon söylemlerinin son dönemde azalmasının nedeni bu olabilir diye düşünüyorum ben. Peki Volkan, şimdi küresel ölçekte acayip gelişmeler oluyor. Yani FED faiz hızını arttırıyor, ondan sonra yavaşlatıyor, %5-5.25 bandına kadar çekebileceğini dile getiriyor. Ekonomik projeksiyonlar başka taraftan, FED başkanlarının yapmış olduğu açıklamalar, İngiltere'de bir faiz arttırım sürecinde bir duraksama söz konusu, yani duraksamadan kastım, hızını yavaşlatıyor, Avrupa tarafı, yani bir sürü gelişme. İşte az önce sen söyledin, Çin sıfır COVID politikasından vazgeçiyor, geçmiyor. Başka bir tarafta başka olaylar oluyor. Şimdi nereden geleceğim? Niye lafı bu kadar uzattım? Bu kadar gelişmeye rağmen, küresel ölçekteki bu kadar gelişmeye rağmen hiçbir şeyi tüm umursamazlığıyla, yani her şeye tüm umursamazlığıyla değerlendiren bir Borsa İstanbul var. Yani şimdi FED diyoruz. Mesela bana soruyorlar, arkadaşlarım da soruyor. İşte mesela borsada işlem yapan arkadaşlarım soruyor. Diyor ki ya hani akşam FED kararı var. Hani Borsa İstanbul'da nasıl bir fiyatlama söz konusu olabilir diyorlar mesela. Ben hani bir şey diyemiyorsun. Çünkü çok artık birebir uyumlu ve bağlantılı değil. Yani nasıl görmek lazım orayı? Şimdi 5400 seviyeleri artık çok fazla dile getiriliyor. Ben de zaten seninle konuştuğumuz zaman genel olarak teknik, taktik her şeyi net bir şekilde dile getiriyoruz birlikte ama
Şimdi bu ekranlardan bir de bir yorum yapmanı rica edeceğim. Şimdi 5400'lere kadar yaklaşıyoruz. Dün siyasi bir gelişme söz konusu olduğu bir anda %4'lere yaklaşan bir düşüş hareketi. Eyvah, zaten 5400'lere yaklaşmıştık. Zaten zirve seviyelerdeydik. Acaba şimdi o %15, %20'lik bir düzeltme mi başlıyor derken bugün bakıyorum bu sefer bankacılık endeksi alınmış ve 5200'lü seviyelerde yine o zirvelerden aşağı doğru bir kopuş söz konusu değil. Yani hala düştükçe alım iştahının hala kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi Eren, sen böyle hani teknik taktik deyince aklıma direkt şey geldi. Teknik taktik yok, bam 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 yani. Borsadaki hikaye tam olarak bu şu an. Bam bam formasyonu. Aynen öyle. Çok ciddi bir teveccüh var borsaya. Hani sebebi belli. Getiri arayışı zaman da ben bunu şuursuz getiri arayışı olarak artık tanımlandırıyorum. Bir ara enflasyon risk falan dedik ama yani enflasyon %80'lerde, borsanın getirisi %180 oldu. Bunu enflasyonla falan da artık açıklamak mümkün değil. Seçim hattına girdiğimiz bu süreçte en önemli ekonomik barometre siyasiler açısından borsa olmuş gibi duruyor. Yani artık bunu hani görmek ve söylemek için çok fazla şey yapmamak lazım. Üzerinde düşünmemek bile lazım. Tabii yani büyümeye de devam ediyoruz. Şimdi ne oldu? Şöyle bir baktığımızda biz neden ayrıştık diye bir tebeline baktığımızda. Şimdi 2022 yılı boyunca bütün merkez bankaları dünya çapında resesyon pahasına faiz arttırım sürecine gitti enflasyonu kontrol etmek için. Biz ne yaptık? Enflasyon pahasına büyümeyi desteklemek için faiz indirimlerine gittik. Bir defa böyle net bir ayrışma oldu. Bu da evet enflasyonu getirdi ama görece de büyümenin güçlük almasını sağladı. Dolayısıyla borsada da şirketlerin karları hem nominal bazda enflasyon etkisiyle arttı hem de gerçekten büyümeden kaynaklanan bir takım reel artışlar da gördük. Bu global konjonktürden işte enerji şirketleri çok olumlu etkilendiği dönem ilk bir süre ihracatçı şirketler çok olumlu etkilendi derken hikaye böyle başladı ve kendi kendini böyle besleyen bir sürece döndü. Yani Ponzi demek istemiyorum ama şu an şöyle bir durum var. Yani hiç kimse elindeki hisseyi sattıktan sonra nereye gideceğini bilmiyor herhalde. Mevduata gidemiyor. Dolara gidemiyor aylardır yerinde. Altın yeni kıpırdanmaya başladı. 2023 için bence iyi bir alternatif olacak altın. Onun da altını çizeyim yeri gelmişken. Ama 2022 boyunca oradan da çok bir destek bulamadı. Ne yapacak yatırımcı? Ne hisse senedine geliyor? Ya da hisse senedine yatırım yapan yatırım fonlarına geliyor. Orada da biz çok ciddi büyümeler gördük bu sene çünkü. Peki bu oyunu değiştirecek, bu hikayeyi değiştirecek şu an elimizde bir done var mı? Yok. Dolayısıyla demek bu hikaye bir süre daha devam edecek. İşte ara ara ama neye neden oluyor bu? Artık geldiğimiz seviyeler zaman zaman şöyle bir grafikleri açıp baktığımızda ben de dahil olmak üzere böyle yükseklik korkusu yaşıyorum. Özellikle bazı hisselerde, bazı hisselerin grafiklerinde. Bu da zaman zaman zaten hem bu hisseler özelinde, zaman zaman da en ufak bir kıvılcım geldiğinde piyasanın genelinde oldukça volatil seyirleri beraberinde getiriyor ki bir örneğini senin de bahsettiğin gibi dün yaşadık. Bir anda ne oldu derken 5000 seviyesine, 5040 seviyelerine kadar bir geri dönüş. Bugün de bir dakika ya fırsat mı bu acaba derken o fırsatı vermeden tekrar 5200'ün üzerine bir hareket. Yani şu an her düşüş alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bir defa bunu kabul etmek lazım. Ve ben hep şunu söylüyorum. Temel olarak altını doldururuz, dolduramayız. Doldurabileceğimiz yanlar var. Bizim açıklayamadığımız, çaresiz kaldığımız zamanlar var. Ben böyle durumda açıyorum, grafiğime bakıyorum. Trend takibi algoritmam bana ne diyor ona bakıyorum. Yani momentum'a ve trende sadık kalmaya ve kendimi onunla disipline etmeye çalışıyorum. Ve orada da çok temel bir şey. Çok çok temel bir şeye bakıyorum. Yani trendin tanımından, yükselen trendin tanımından hareket ediyorum. Nedir yükselen trendin tanımı? Dipler bir önceki diplerin üzerinde, tepeler de bir önceki tepelerin üzerinde oluşmaya devam ediyorsa bu trend yükselen bir trend. Bakıyoruz, biz her dip bir öncekinin üzerinde oluşuyor, her tepede bir önceki diplerin oluşuyor. O zaman bitti. Çok sorgulamaya gerek yok. Orta vadeli bir bakış açısıyla net olarak piyasadaki trendin yukarı olduğunu söylemek mümkün. O zaman biz bir önceki dibe kırmızı çizgimizi çizeceğiz. Burası geçen hafta test ettiğimiz 4700 seviyeleri. Dolayısıyla çok basit bir yorum yapacağız. Orta vadeli pozisyonlar açısından 4700 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bu hikayeye ister inan ister inanma ama bu momentumun ve trendin içinde kalmaya devam et.
daha kısa vadeye gelirsek, daha kısa vadeli ben 5000 seviyelerin üzerinde pozisyon açtım, ben niye bakayım 4700 beni çok üzer diyenler için de, o zaman sana da şunu diyeceğim, sen de 5000 seviyesine kırmızı çizgini çiz, 5000 seviyesinin üzerinde bu kısa vadeli momentumdan da faydalanabildiğin kadar faydalan. Ben çok direnç aramaya çalışmıyorum. Evet, bazı hedefler, kısa vadeli hedefler, formasyon hedefleri, Fibonacci hedeflerini zaman zaman telaffuz ediyoruz. Ama ben diyorum ki makul bir stopla, iz süren stoplarla, belli hareketli ortalamalara sadık kalarak, disiplinle olabildiğiniz kadar bu trendin içinde olun. Çünkü trendden bir noktada inerseniz tekrar o trende binmek psikolojik olarak çok kolay olmuyor. Ben 10 liradan satmıştım, şimdi fiyat 11 lira oldu. Psikolojisi sizin 11'den 15'e, 20'ye gidecek hareketin dışında kalmanıza neden oluyor. Çok zor psikolojik, yani bunu anlatması çok kolay. Onu itiraf etmem lazım. Bu anlattığımı uygulamak işin zor kısmı. Hep onu söylüyorum zaten. Bu da çünkü işin içinde insan psikolojisi var. İnsan psikolojisinin işin içinde olduğu bir ortamda da açıkçası her zaman bu volatil seyirler olacaktır. Tek bir cümleyle özetlersem, piyasada yüksek volatiliteyle yükselen trend bence önümüzdeki çeyrek boyunca seçime kadar devam ediyor olacak. Evet Volkan, biz de zaten hem verdiğimiz hem de katıldığımız eğitimlerde de çok sık dile getirdiğimiz bir cümle var. Teknik analiz öğrenmek çok zor bir şey değil. Trend, hareketli ortalamalar, Fibonacci'ler, göstergeler, önemli olan bunu uygulayabilmek. Dolayısıyla orada çok güzel bir kelime kurdum. Misal veriyorum. Mesela az önce dedin ya, mesela diyelim ki buralardan alındı. Nereye stop koyulması lazım? 5000 seviyesine. Doğru mu? Yani 5000'in altına. Desteklere hiçbir zaman stop loss koyulmuyor. Dolayısıyla desteğin altına koymak lazım. Şimdi stop loss olman gerekirken mesela sevgili yatırımcı o stopu, o kaybettiği parayı kabul etmediği için stop loss'u da aşağı doğru çekiyor. Şimdi fiyat düştükçe stop aşağı çekiyor. Fiyat düştükçe stop aşağı çekiyor. O zaman da parada ciddi anlamda bir erime söz konusu oluyor. İşte o bakımdan dolayıdır ki stop loss'lar, take profit'ler, yani diğer bir tabirle karı nerede almak gerekiyor, özellikle de zararı nerede kesmek gerekiyor, burada çok ciddi bir irade, çok sağlam bir psikolojiye sahip olunması gerekiyor. O bakımdan dolayı teknik analizi öğrenmek aslına bakarsan oldukça kolay ama en zoru uygulayabilmekte. Peki, sana şunu da sormak istiyorum, şunu da yorumunu istiyorum. Şimdi çok tarihi bir yükseliş trendi söz konusu ve henüz bu trendde bir bozulma gibi bir görüntü de yok. Son dönemde 4800'lü seviyelerde de bir kırılma söz konusu olmuştu. Evet, herhalde sevgili Volkan Dükkancık'la bir bağlantı sorunuz var. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet efendim, araştırma masası programımız devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde araştırma müdürümüz sevgili Cenk Ak Yoldaş'la birlikteyiz. Cenk, hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk. Nasıl trafik? Fazla yoğun. Yoğun. Bu saatte bile oldukça yoğun bir trafik söz konusu. İşte biz de sen gelmeden önce FED konuşuyorduk malum. Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. FED halihazırda 75 bas puanlık faiz arttırımından 50 bas puanı indirdi. İngiltere Merkez Bankası bunu taklit etti. Şimdi sıra sanki Avrupa Merkez Bankası'ndaymış gibi duruyor. Ne diyorsun? %99 ihtimalle 50 bas puan gelecek. İngiltere Merkez Bankası'na biliyorsun orada tarihin en yüksek enflasyon verileri görülmüştü. 11.1'e kadar gitmişti. Dün gelen verilerde 10.7'ye gevşediğini gördük. 10.9 bekleniyordu hatta. Evet, 10 beklentinin altında kaldı. Dünya genelinde farkındaysan son dönemde gelen enflasyon verileri beklenti altında kalan bir seyir var. Yani hafif hafif böyle faiz artımlarının pozitif etkisinin yansıması görülüyormuş gibi bir ortam var. Ama dün de Powell'ın söylemlerini, evet bunu sevinçle karşılıyoruz, olumlu karşılıyoruz. Ama tamamen bu savaş kazanıldı demek için erken bir evrede olduğumuzu söylüyor. O nedenle İngiltere Merkez Bankası da bugün söylemlerinde baktığımız zaman faiz artımına daha da güçlü, faiz artımına devam etmek zorunda kalacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Bu da şaşırtıcı değil.
FED tarafına dönersek, FED tarafı yumuşayan bir FED bekleniyordu. Ben yumuşayan bir FED görmedim. Dirayetli durmaya devam edecek. Şu anda baktığımız zaman 14 üyenin 17'sinin 5'in üzerinde bir politika faizi beklentisi olduğunu görüyoruz. Daha önceki dot plot'ta bu oran 4,5'lar civarındaydı hatırlarsan. Buradan yukarı doğru evrilmiş vaziyette. Yine projeksiyonlar tarafına baktığımızda faizde orta nokta, hedefteki orta nokta 4,6 gibi gözüküyordu. 50 bas puan daha yukarı gitti. 5,1'e gelmiş durumda. 2 üye 5,5 faiz oranından bahsettiğini görüyoruz. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman Powell bile sözlerini şöyle tamamladı hatırlarsan. Dedi ki yani biz bir sene sonrasını şimdiden bugünden öngörmemiz mümkün değil. Politika faizi gerekiyorsa daha da yukarılarda oluşabilir dedi. Doğru. Zaten bu da ister istemez bir anda piyasalara bir satış dalgasının gelmesine yol açtı. İşte altın 1825'leri denemişti. Baktık 1780'lere tekrardan bir 45 dolar kadar geri geldiğini görüyoruz ama tamamen kırılmaya getiren bir faktör mü? Tamamen kırılmaya getirmiyor. Neden diyeceksin? Çünkü bir şerh var. O şerh ne? Gelecek olan datalara bağlı. Şu an için piyasa bardağı dolu tarafından görmeye, çalışmaya devam edecek elinden geldiğince. Hep belirtiyorum bu son dönemdeki kırılımların yansımaları bir şekilde yaraların sarılmasını da sonuçlanması gerekiyor ki hafif yıl sonunda 31-12 bilanço kapanışları biraz daha eli ayağı düzgün olsun. İyice böyle kavgada ağzı burnu dağılmış değil, makyajlanıyor şu anda. O makyajın kalıcı olup olmayacağı Ocak ayının ortasıyla birlikte biraz daha netleşmeye başlayacak. Biliyorsun bir sonraki FED toplantısı 1 Şubat, 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. O toplantıdan çıkacak karar nasıl olacak? O süre zarfındaki gelecek olan istihdam tarafındaki veriler ne şekilde evrilecek? Keza enflasyon rakamlarında bu beklenti ötesindeki rakamlar. Mesela bu hatırlarsan Eylül ayında da beklenen enflasyon daha yukarısına gelmişti. Temmuz ayında Eylül'lerden çıktı. Temmuz ayındaki enflasyon ondan sonra bir anda kırılmıştı. 9,1'lik bir rakam gelmiş 8,9 beklenirken. Ondan sonra ciddi bir kırılım olmuştu. Şimdi bunun tersi o tarihten sonra da faiz enflasyon aşağı doğru gelme yönünde eğilim gösterdi. Şimdi de burada mesela Salı günü gelen enflasyon verisine baktığımız zaman orada da beklentiden daha düşük bir enflasyon verisi. Acaba bu iki veri uç veri mi? Piyasa bunu yakından takip ediyor olacak. Çünkü neden bu uç veri olma potansiyeli olabilir mi? Şimdi yeni yılla beraber Çin'in biraz daha yalın kılıç piyasada dalma durumu söz konusu. Neden diyeceksin? ÇKP toplantısı sonrasındaki süreçte 2023 projeksiyonlarında artık büyümenin tekrardan beşli seviyenin üzerine çıkmasını istiyorlar. Büyümeye odaklanacak bir, Çin'den bahsediyoruz. Çin'in büyümesi demek talep. Doğru. Yani neye talep? Tabii ki ham maddeye talep. MTI'ye talep. Bu da ister istemez bir anda MTI fiyatlarında yaklaşık Haziran ayından bu yana süren düşüş trendinin belki soluklanmasına son dönemde bir dip çabası varmış gibi gözüküyor MTI tarafında da. Özellikle son 7-8 haftadır bir taban bölge oluşmaya başladığını görüyoruz. Buradan bir tekrardan dönüş oluşmaya başlarsa o zaman sıkıntı. Bence burada bir taleple birlikte fiyatların yukarı gitmesi, merkez bankalarının elde ettikleri kazanımları sönümlendirebilir. Beklentilerin bozulmasına yol açabilir. İşte bunun da netleşeceği dönem 2023'ün birinci çeyreği. Bunu hep dillendiriyorum, söylüyorum. Belki pandemi sonrasıki süreçte en önemli periyoda girmiş vaziyetteyiz. 2023'ün birinci çeyreği belki bundan sonraki iki yılın yol haritasının çizileceği bir dönem. Çünkü burada eğer istenilen dizginlenme sağlanamıyorsa ve burada daha bir agresif tekrardan dipten dönüş sinyalleri, enflasyondaki bu geri çekilme sınırlı kalması durumu söz konusu olursa o zaman politikaların tamamını gözden geçirilmesi gerekebilir. O da daha şahin bir tutum, daha agresif merkez bankaları demek ve sonunda da belki demin bahsettiğimiz 5,1'in 6,1'lere, 6,3'lere evrilmesiyle sonuçlanacak bir dönemi getirebilir. Bu ihtimal var. Bu ihtimal var. Bu masadan tamamen kalktı mı? Kalkmadı bence. O nedenle birinci çeyrek biraz daha netleşecek yapıya işaret ettiğini belirtelim. Orada buradaki yumuşama sinyalleri devam eder ise o zaman piyasalar kendine önüne bir 5-6 aylık bir kredi line açacaktır. Orada bir hızlı bir toparlanma süreci içine girecektir.
Yaz ayı zaten biliyorsun Mart'ı geçirdikten sonra Nisan Mayıs'la birlikte bahar geliyor. Baharla birlikte hem tarım tarafındaki hem enerji tarafındaki rahatlamalar, ürünlerin bollaşması, ısınma ihtiyaçlarının azalması gibi faktörler devreye gireceği için enflasyon üzerindeki baskıların biraz daha hafifleyici aylara doğru gelecektir. Sonra kırmızı alarm bölgesi neresi diye sorarsan bana Ekim-Kasım döneminin yaklaşması olacaktır. Yani yılı ikiye ayırmak lazım. Birinci periyot değerlenmesi Mart ayında artık belki piyasalar dibi teyit etmiş olacak. Ondan sonra bir 6 aylık kredi bölümü ve gelişmelere bağlı olarak sonbaharla tekrardan balance and check dediğimiz hikayenin gerçekleşmesi. O süre sonrasındaki yapıda tabii ki bize durumun nereye doğru evrileceğini gösterecek diyebiliriz. Şimdi evet dediğin gibi yani ben mesela dünkü FED kararlarında işte mesela bazı başlıklar var. Piyasalar Powell'ın konuşmasını beğenmedi. Powell moral bozdu. İşte Powell şöyle kötü konuştu, böyle iyi cümleler kurmadı falan filan. Hani sonra ya baktım hani zaten takip ediyorduk ama hani bir daha okudum üzerinden. Ya Powell ne demiş olabilir diye bir baktım da öyle. Yani bundan önceki söylemlerinden çok ciddi bir söylem yok. Yani öyle çok çok şahin olur. Hani ya mesela şunu der. Hani siz bekliyordunuz ya der piyasaya 5-5-25. O 6'ya bile gidebilir tarzında bir sinyal niteliğinde cümle kursa anlarım. O da yok. Hatta 3 numaralı grafiği de hani alıp direkt Powell'ın yapmış olduğu cümleler özelinde gidelim. Mesela işte birinci unsurda diyor ki gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz arttırımına gitmek mantıklı gözüküyor. Şimdi benim buradan anladığım 25 indireceğim diyor. Hatta benim anladığım değil bunu net bir şekilde söylüyor. Sonra diyor ki enflasyonda gerileme ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor. Ama mesela 25'e iniyorsa 4.75'te o zaman zirve yapacak. 5.25'i niye söylüyorsunuz o zaman? Son bahara mı bırakıyorsun 50 bas puanı? Olabilir. Şimdi belki de 50 bas puan yapmayacak. 25-25 devam edecek. Orada da zaten son cümlede aslında orada bir sinyal niteliğinde bir cümle, bir sözcük var. Mesela diyor ki bak 50 bas puan hala tarihsel olarak büyük bir artış. Evet doğru. Doğru. Ama diyor hala da gidecek yolumuz var. Yani faiz arttırımı devam edecek. Bak yani gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz arttırımına gitmek mantıklı gözüküyor ve gidecek yolumuz var. Yani 25-25 devam edeceğiz. Şimdi son yaptığı konuşmayla da aynı bir konuşma bu. Diğer cümleye gelelim. Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz daha kısıtlayıcı bir politika sürdürmeyi gerektirecek. Zaten hepimizin bildiği unsur şu. Belli bir noktaya kadar çekecek FED politika faizini ve 2024 yılının belki ikinci yarısından itibaren faiz indirimine gidecek. Belki de indirmeyecek. Ama o sıkılaştırıcı politika... 2023'ün faiz indirimi beklentisi var piyasanın şu an için. O bu grafiğe bakarsak onu unut ortadan diyor zaten onu unut diyor. Onu unut. Ben diyor orada dik kuyruk kuduracağım. Aynen. Son cümlede şurada bir miktar sıkıntı olabilir ki benim nazarımda bir sıkıntı yok. Zaten süredi cümleler aynı. Bugünden sonra faiz oranlarını ne hızla arttırdığımız değil. Yani diyor ki artık şuna takılmayın. 75 mi olur, 50 mi olur, 25 mi olur, 10 mu, 15 mi olur? Gerçi 10-15 yapmaz FED. Yani o genelde Avrupa Merkez Bankası'nın stiline daha uygun bir adım ama hani buraya takılmayın. Nereye kadar arttırdığımız ve ne oranda ne kadar kalacağı. Artık buna odaklanmak. Dolayısıyla 5-25 diyorsan bu da net bir şekilde şuna geliyor. 3 adet daha 25 bas puanlık faiz arttırın mesela. Tamam bu zaten piyasanın beklediği bir unsur. Yani piyasa şunu mu bekliyordu? İşte ben %5'e kadar çıkartırım politika faizini. O noktadan sonra da bir daha dokunmam. 2024'te de faizi indiririm. Siz rahat olun mu diyecek yani bu enflasyon ortamında? Diyemiyor, diyemez de. Eli kolu biraz daha bağlı olduğu net şekilde görülmekte. Burada tabii dışsal faktörler dönemi. Öte yandan baktığımız zaman yani dışsal faktörlerin dışında da içeride hala istihdam piyasası kuvvetli kalmaya devam ediyor. Daha önceki bak revizyonlar geldi biliyorsun projeksiyon, ekonomik projeksiyonlar tarafına baktığımız zaman. O revizyonlarda dikkat edici, çekici unsur ne biliyor musun? Bir önceki raporda istihdam için 3.8'lik oran öngörülüyordu 2022 kapanışı. Bunu 3.7'ye indirdiler. 5 numaralı grafiği verelim. Yani, o üzerinden gidelim konuşalım. Yani bu demektir ki istihdam piyasası hala kuvvetli kalmaya devam ediyor. Yansımalarının yani bu çeyrekte yansımasını bekliyorlardı. Şimdi o beklentiyi bir sonraki çeyreğe kaydırmış vaziyetteler. Farkındaysan bir sonraki çeyrek için işsizlik oranında 4.4'ten 4.6'ya revize edilmiş. Yani 2023 yılı beklentisini. Burada da
sıkılık var ama burada bir gevşeme, yani ister istemez büyüme tarafında sıkıntıların olacağı net şekilde görülüyor. Zaten yıl içinde 2023 yılı büyüme tahmini açısından da değerlendirdiklerinde sert bir revizyona girildi. Sert bir 0.7'lik bir revizyon var. 1.2'den 0.5'e inmesi bekleniyor. Bunun yansımaları istihdam piyasasında normalde bu koşullarda baktığımızda daha da sert olması gerekir. Yani belki 4.6'lar değil 5'lerden bahsediyor olmamız gerekir. Hatırlıyorum, Loretta Mester yapmış olduğu bir açıklamada şunu dedi. FED Başkanı Powell genelde 4.5 tahvillerini çok fazla kullanıyor ama Loretta Mester dedi ki 5.2'ye kadar yükseliş benim için normal karşılanmalı gerekir. Yani %5'lerin üzeri dahi konuşuldu. Ya burada biraz daha biliyorsun ne yapmaya çalışıyor? Algı yönetimiyle iş yürütmeye çalışıyor. Tepkiyi düşürmeye çalışıyor. Belki burada direkt 5.2'yi koysa piyasa daha agresif tepki verecek. Evet. Sana yavaş yavaş 3 ayda bir bu revizyonlar geliyor. Evet. Ya bu nasıl kurbağayı bir suya, sıcak suya koysanız hemen sıçrar. Yavaş yavaş ılık suyun içine koyduğunuzda yavaş yavaş ısındığı zaman o su kasları etkisiz hale gelir. Onun gibi bir durum. Piyasaya da böyle yavaş yavaş bu arttırımlara alıştıra yürüttüklerini görüyoruz. Biliyorsun Larry Summers vardır, eski ABD Hazine Bakanı. Onun yorumları daha agresif olmasını bekliyor. Yani bu atılan adımların önümüzdeki 2023 yılında yeterli olmayacağı, daha derin resesyonist beklentiler olduğunu, işsizin belki 6.2'lere kadar gitmesi gerektiğini, Fed'in faizlerinin minimum 6.3'lere kadar artması gerektiğini söylüyor. Tabii bu analizler biliyorsun yine Rubin de aynı şekilde 2023'le ilgili yapmış olduğu projeksiyonlarda oldukça karamsar tablolar çiziyor. Muhammed El-Eryan da mesela El-Eryan çok fazla eleştiren, çok şahin bir... Bu bahsettiğimiz isimlerin hepsi 2008 kriz döneminin önemli aktörleri. 2008'de bu zamanı kıyaslamaya çalışıyorlar. Bu da bakalım ne kadar öngörüler tutarlı olacak. Yoksa hard landing mi, soft landing mi hikayesine şu an için bu tabloda baktığımızda Powell'ın söylemleri ve tablo biraz daha yumuşak inişe işaret ettiğini ben söyleyebilirim. Cenk, ben şunu çok düşünüyorum. Şimdi çekirdek PCE, evet. Daha öncesinde 4.5'tu. Şimdi çekirdek PCE nedir? Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksidir. Hı hı. Peki niye ben TÜFE'ye ya da diğer çekirdek TÜFE'ye bakmıyorum da çekirdek PCE'ye bakıyorum? Çünkü FED bana diyor ki benim favori enflasyon göstergem bu. Tabii projeksiyonlarda değiştir diyor, takip yani, ediyor. Hani diyor ya, şimdi izleyiciler için söylüyorum bunu. Hani diyor ya benim %2 enflasyon hedefim var dediği enflasyon hedefi bu. Manşet değil ki bu zaten. Manşet değil, çekirdek dedi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi. Bu... Daha öncesinde 4.5'tu, bu yıl %4.8'e revize edilmiş. Önümüzdeki yıl 3.1'di, daha önceki projeksiyonlar 3.5'a revize edilmiş. Yani 4.8'den 3.5'a bir gevşeme var. Ama 2024 yılında 2.1, sadece FED değil. Bak dikkatimi çekiyor, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve FED. Hepsi 2024 yılında enflasyon hedeflerine ulaşacaklarını dile getiriyorlar. Yönetmenim de beni uyarıyormuş. Son bir dakika kalmış. Dolayısıyla senden çok kısa bir cevap istiyorum. Çok mu gerçekçi ya da çok mu iyimser? Ya iyimserlik pompalamak zorundalar. Ortak hareket ediliyormuş gibi, konsensüs içinde hareket ediliyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Biraz daha bu işin çekilince demin de belirttiğim gibi özellikle 2023'ün Mart ayı birinci fazımız, ikinci fazın başlangıç noktası da Ekim-Kasım ayları olacağını belirtelim. Ekim-Kasım aylarında buradaki %2 hedeflerinin gerçekçi olup olmadığı çok çok daha net anlaşılmış olacak. Cenk, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ağzına sağlık. Efendim, Araştırma Masası programımızın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle ben şimdi sözü sevgili Murat Tufan'a devrediyorum. Şimdilik hoşçakalın.